Güzide temsilcileri, hepinizi saygı sevgiyle selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına gündem dışı söz almış bulunuyorum. Arkadaşlar, her geçen gün ülkemizin siyasi otoritesi tarafından ülkemizin değerlerine aklımızın almadığı sözler sarf edilmekte. Bu sözler her geçen gün kimlik değiştirmekte. Öğretmenler, sanatçılar, gazeteciler, kadınlar ve şimdi de doktorlar. Ben bir doktor annesiyim. Tıp fakültesi diploması nasıl alınıyor? Zorlukları neler? Hangi zorlu süreçlerden geçiliyor? Ve bitmeyen, her geçen gün artan zorluklar evladımızla birlikte yaşadık. Biz de her doktor ailesi gibi. Oğlum ortopedi asistanı 36 saattir nöbette, yarın akşam eve gelecek. Dün gece hepimiz sıcak yatağında mışıl mışıl uyurken o gece 12'de parmağı kopan 5 yaşında bir çocuğun parmağını dikerek o çocuğun geleceğine iz bıraktı. Sabah 7.30'da ameliyathaneye giriyorlar, akşam kaçta biter hiç belli olmayan, yemek dahi yemeye vakit ayıramayarak mesleklerini yapmaya çalışıyorlar. 2.5 yıldır yaşadığımız pandemi sürecinde yaşadıkları, ölümle burun buruna olduklarını o sürece hiç girmeyeceğim. Doktorlar bir sınavı torpilsiz, mülakatsız, hakkıyla çalışarak kazanıyor, devletin en temel görevlerinden biri olan eğitim hakkını kullanarak okudular. Aldıkları harç ve öğrenim kredileri tek kuruşuna kadar ödüyorlar. Mecburi hizmetlerini fazlasıyla yapıyorlar. Eğer var ise bir borç, onları okutan anne ve babalarına var, onun haricinde hiç kimseye borçlu değiller. Size başka bir örnek vereyim. Diş hekimliğinde okuyan öğrenciler, eldivenden kanal aletine kadar aklına gelen tüm sarf malzemeleri kendi harçlıklarıyla alıyorlar. Bu şekilde hasta bakıyorlar, sonuç devlet okutuyor. Hekimler özel sektöre çok daha büyük paralar kazanmak için kaçmıyorlar. Can güvenlikleri olmadığı için özlük haklarını alamadıkları ve elbette maddi olarak aldıkları riski karşılayacak kazanç istedikleri için gidiyorlar. Siyasi otoritenin gücünü kullanarak liyakatsiz makam sahibi olan birçok kişi var. Doktor maaşından daha fazla maaş alan, hatta bir yerden değil birkaç yerden maaşa bağlanmış, hiçbir vasfı olmayan kişiler bunlar. Ülkemiz değerlerini kaybetmeye devam edecek gibi duruyor ne yazık ki. Bizim yetiştirdiğimiz doktorlar tüm ülkeler tarafından rağbet görüyor da giderlerse gitsine, yazık bu ülkenin yetişmiş beyinlerine, yazık verilen emeklere, yazık ayaklar altına alınan onura, yazık geçim sıkıntısına, yazık can korkusuna, yazık bu ülkenin tedavi bekleyenlerine. Onurlarıyla alınları açık, yaptıklarının hesabını verebilen ve mesleklerinin itibarını zedeleyecek hiçbir siyasi otorite yoktur. 12 Eylül'ün diktatörü doktorları ağaca bağlayıp kaçmasınlar demişti. Şimdi partili cumhurbaşkanı giderlerse gitsinler, asistanları ve dışarıdan getirir çalıştırırız diyor. Sorunlardan, çalışma şartlarından tamamen habersiz. Arada 42 yıl var. Kafa aynı, mantık aynı. Beni Türk hekimlerine emanet edin diyerek Türk hekimlerinin ne kadar önemli olduklarını ve değerli olması gerektiğini vurgulayan ölümsüz sonsuza kadar tek liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum. Gene onun sözleriyle bitirmek istiyorum. Geldikleri gibi gidecekler. Geliyor gelmekte olan teşekkür ederim.